Merhaba, ben Tunç Çatıroğlu. Borsa yorumuma hoş geldiniz. Arkadaşlar soruyorlar işte borsayı unuttunuz mu, borsa yorumu neden yapmıyorsunuz diye. Bildiğiniz gibi zaten Yunanistan gerilimi devam ediyor Doğu Akdeniz'de. O varken de borsanın fazla bir yukarı yönde hareket yapmasını beklememek lazım. Jeopolitik gerilim her şeyin önüne geçiyor ancak borsanın potansiyeline inanıyoruz, güveniyoruz. İyi bir destekte olduğumuzu da düşünüyorum. Zaten hep bahsediyorum. İşte şu destek 1084'ten geçen. Burada da içim oku var. Bu desteğin altına şöyle bir kaysa bile ertesi gün tekrar üstüne attı. Buralarda bu destekte geziniyoruz. Onun altında da zaten şu 1047 bulunuyor. Daha evvelden gelinmiş önemli bir yer. Ama bu 1084 buralar iyi gibi görünüyor bence. Şimdi bu gerilim süresince belki böyle böyle gideceğiz falan ama gerilim bittikten sonra zaten 11-12'sinde 14 falan gibi mesela burada içim okunda böyle ne kadar adeta yok olduğunu görüyorsunuz. Buradan mesela şöyle bir yukarı yönde hareket gelebilir ve de bu 1146 direncine doğru bu hareket devam edebilir. Hatta 1146'yı da bence içim okuyu geçtiğimiz için o zaman geçebiliriz. Ve o zaman da zaten önü açılmış olur borsamızın. Bu gerilimin bitmesini bekleyeceğiz. Elbette bitecek öyle veya böyle. Bu gerilimden önceki yükseliş hareketlerinde bankaların öncülük ettiğini gördük. Bankalar neden öncülük etti? Değerleme sebebiyle, değer yatırımcısı bankaların çok ucuz olduğunu gördü. Onlara biraz yöneldi. Bankaların ucuz olduğunu gördük. Gene böyle bir bankaların liderliğinde bir yükselişler görebiliriz. Bu gerilimler bittikten sonra sizlerden de işte genelde şöyle sorular geliyor. İşte şu bankalar olsun veya işte elimde şu hisse var aldım ne zaman çıkacak vesaire gibi. Ne zaman diye bir şeyin cevabını size kimse veremez. Ya da işte şu çıktığı zaman falan gibi o sizin duymak istemediğiniz cevapları verebilir. Yani şöyle bir tarih diye bir şey beklememelisiniz. Bir zaman elbette ki bunlarla çıkacak, yükselecek ve de iyi bir destekte olduğumuzu da düşünüyorum. Fiyatların da halen daha ucuz olduğunu düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım, beklemek lazım. Borsa sabırsız olandan sabırlı olana para transferi yapan bir araçtır demiştir Warren Buffett. Bunu da unutmayınız. Yani ben bunu aldım da 3 ay bekledim de işte o zaman ben bilmem neye geçeyim falan dediğiniz zaman yanlış yolda gitmeye başlıyorsunuz. Kazanabilirsiniz ama bu kazancınızı sürdüremezsiniz. Yani ondan sonra tekrar bir daha başka bir yere atladığınızda bu sefer büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim sizlere. Hafta sonu tekrar üzerinden geçeceğim. Ayrıca Eylül ayı hisseleri soranlar var. Evet onu da yapacağım en kısa zamanda. Bildiğiniz gibi ben işte yazlığa geldim ve burada da yoğun işlerim sürmekte. En bulduğum ilk fırsatta onun da üzerinden geçeceğim. Herkese iyi günler dilerim. Bugünlük de bu kadar.